İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dünyadaki tüm Ermeniler Arden Şellefyan'ı hatırlamalı. 5. George Bulvar'ın Monumental Sergisi, ilk sayı Sonbahar 2019. Ilısu Barajı Botan Vadisi'ni de yok edecek. Freedom House, Ermenistan Cumhuriyeti Avrasya'nın çevrim içi özgürlük alanında liderdir. ABD, İran'a karşı yaptırımları genişletti. Rusya Federasyonu'nun askeri devriyesi sayesinde Suriye'nin kuzeyindeki durum istikrara kavuştu. Batı Ermenistan, dünyadaki tüm Ermeniler kendini özveriyle Ermenilerin haklarının onaylanmasına adamış büyük bir vatanseveri kaybetti. Batı Ermenistan'daki Ermenilerin ulusal dirilişinin önemini çok iyi anlayan bu büyük adam karşısında ancak saygıda bulunulabilir. Soykırımdan sonra bile Ermenilerin devam eden imhalarıyla ayrıca kabul edilmiş ve tanınmış uluslararası hakların uygulanmamasıyla tanışan Arden Şellefyan, bu hakları ve yok edilen halkın onurunu geri kazanmak için somut adımlar attı. Her milletin tanınması için yüksek kişilikleri olmalıdır ve Arden Şellefyan ise bu kişiliklerden biriydi. Arden Şellefyan, kalbine çok yakın olan ulusal kimliğin korunmasını büyük bir coşkuyla anlatıyordu. Hayatınızda unutulmaz anlar varsa, bunlardan biri de Batı Ermenistan vatandaşlık ve kimlik kartınızı aldığınız andır. O an daha da unutulmazdı çünkü ben Batı Ermenistan'ın kimlik kartımı başkanlık huzurunda Arden Şellefyan'dan alma onuruna sahip oldum. Ailesine en derin başsağlığı dileklerimi iletmek, ülkesini ve halkını çok seven bu adama olan hayranlığımı ifade etmek istiyorum. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi. Paris'in 5. George Bulvarı, Güzel Sanatlar Galerisi ile işbirliği içinde 60'tan fazla heykel ve çağdaş büyük sanatçıların fotoğraflarıyla gerçek bir sanat ve dış mekan kültürü bulvarına dönüştü. İlk yayınlanışı için 5. George Komitesi mevcut kültürel platformda 4 çağdaş ve ünlü sanatçının anıtsal bir sergisini düzenlemek için Lawrence Zunkel, Carol Ferman, Marcos Mari ve çağdaş fotoğrafçı Charlotte Mano prestijli Bel Air Güzel Sanatlar ile bir araya geldi. 5. George Monumental Sergisi'nin örnekleri 5. George Bulvarı'nın iki tarafında sergilenmektedir. 1600 metre boyunca 2 ile 4 metre yüksekliğinde 40 adet sanat eserleri görebilirsiniz. 5. George Komitesi Başkanı Remy McKinchan'ın belirttiğine göre, çağdaş ve geleneksel, istisnai ve günlük yaşam arasında 5. George Monumental Sergisi, herkesin ulaşabileceği sanatın Fransız başkentindeki en güzel caddelerden birinde Paris kültürünün yeni sayfasının bir sembolü olmak istiyor. Ressam başkalarının ruhunda uyuyan gücü uyandırabilir. Sanat eserlerini görmek için Paris'teki 5. George Bulvarı'nı 14 Kasım'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Ilısu Barajı, Dicle Vadisi'nin yanı sıra Milli Park ilan edilen Botan Vadisi'ndeki biyoçeşitliliği de olumsuz etkileyecek. Mezopotamya'nın önemli vadilerinden biri olan Botan Vadisi, içindeki biyolojik yaşamın yanı sıra yollarıyla ender vadilerden birisi olarak kabul ediliyor. Vadiden geçen Botan Çayı da bölgenin önemli su kaynağı arasında yer alırken, Ilısu Barajı Dicle Nehri'nin yanı sıra Botan Çayı'nı da olumsuz etkileyecek. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. İnternet sektöründeki özgürlük düzeyiyle Ermenistan Cumhuriyeti 2019 yılında Avrasya lideri olarak tanındı. Bu durum, insan hakları kuruluşu olan Freedom House'un 2019 tarihli raporunda kanıtlanmıştır. Dünya düzeyinde Ermenistan Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Fransa'dan önce çevrim içi özgürlük alanında 8. sırada yer aldı. Amerika'nın Sesi yaptığı yayında Ermenistan Cumhuriyeti sadece tüm komşularını değil, aynı zamanda çevrim içi alan özgürlüğü açısından lider olan Japonya'yı ve Güney Kore'yi de aştığını ifade etti. İnternet sektöründeki özgürlük için 3 ana kriter vardır. Çevrim içi erişime ilişkin kısıtlamalar, çevrim içi içeriğe yönelik kısıtlamalar ve kişilerin çevrim içi etkinliklerinin gözetimi veya bu tür faaliyetlerin cezai ve diğer kovuşturulması dahil olmak üzere çevrim içi hak ihlalleri.
Ermenistan Cumhuriyeti, Arjantin, Kanada, Estonya ve İzlanda ile birlikte dünyadaki hükümetlerin internet sektöründe kısıtlama getirmek için hiçbir adım atmamış olan 5 eşsiz ülkenin listesinde bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı dün İran'ın manevi lideri Ayetullah Ali Hamaneyi'nin yakın çevresindeki 9 kişiyi listeye dahil ederek İran'a yönelik yaptırımlarını genişletti. Başkan Steven Mnuchin, yaptırım listesindekilerin yurt dışındaki ABD tesislerine yapılan saldırılara ve ayrıca İran vatandaşlarının öldürülmesi ve işkencelerine karıştığını söyledi. Yaptırımlara maruz kalanlar arasında Hamaneyi'nin oğlu Moştaba, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Muhammad Bagheri, Hamaneyi'nin idari başkanı Muhammad Golpayegani'nin yanı sıra İran liderinin sağ kolu olarak kabul edilen Vahid Haganiyan bulunmaktadır. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Askeri Polis Subayı Alexander Sekretaryayev'in bugün gazetecilere verdiği açıklamaya göre Rusya Federasyonu Askeri Polisi ve Suriyeli meslektaşları tarafından devriyelerin yapıldığı Suriye'nin Kobani kenti ve çevresinde hayat yavaş yavaş düzeliyor. O, Suriyelilerin sakin yaşamının daha iyiye gittiği, insanların evlerine geri döndüğü gerçeğine dikkat çekti. TASS ajansının belirttiğine göre ise, Rus askeri polisinin kentin 160 kilometre civarında 24 saat çalışması sayesinde komşu yerleşimlerin sakinleri evlerine geri dönebildi ve tarım işleriyle uğraşabildi. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Masung adlı folk topluluğundan Bulanık Koçarisi adlı eseri sunuyoruz. Televizyonun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.